Ayşe Gülhan Çeler, depremin vurduğu Hatay'da sağ kurtulanlardan biriydi. Günlerce gözünün önünde birçok acıya tanıklık etmiş, yakınlarını kaybetmişti. Yaşananlardan etkilenen kadın her an deprem olacak korkusuyla yaşıyordu. O gün de uykusundan yine öyle fırladı. Talihsiz kadın 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdi. Ev gitti. Deprem felaketinde hayatta kalmış, o günden beri de korkuyla yaşıyordu. Gece yarısı bir anda uykusundan deprem oluyor diye kalktı, talihsiz kadın 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Duyduk, biz çok şaşırdık. Çok iyi bir kızımızdı, melek gibiydi. Kimseye zararı olmazdı. Ayşe Gülhan Çeler binlerce canın yitip gittiği Hatay'da yaşıyordu. Tüm acıyı en derinden hissedenlerden biri de oydu. Günlerce gözünün önünde olan bitenlerden etkilenmiş, her an bir felaket daha olacak tedirginliğiyle yaşıyordu. Ayşe Gülhan Çeler uykusundan deprem oluyor diyerek uyandı ve paniğe kapılan Çeler annesine dışarı çıkalım dedi. Ardından oturduğu evin balkonuna geldi ve 3. kattan aşağıya atladı. Panik ataktı kız, zaten daha yeni geliklerdi evlerine. 2 gün mü olmuş, ne olmuştu? 8 deprem oluyor diye o panikten koşuyor. Yoksa atlayacak bir kız değil yani. 3. katın balkonundan beton zemine çakılan 38 yaşındaki talihsiz kadın ne acı ki hayatını kaybetti. Kolay bir şey değil. Çünkü insanların psikolojisi bozuluyor. Sürekli deprem, sürekli artçı, sürekli yağmur, sürekli sel. Kara bulutlar dolaşıyor ülkede. Bir türlü bitmek bilmiyor. Ama inşallah biter bu günler. Bölge sakinleri ise yaşanan artçı depremler sebebiyle hala korku içinde. Hala artçı depremler oluyor. Hala tedirginiz. Gündüzleri bu şekildeyim. Orada oturuyorum. Kapı açık mı oturuyorsun? Evet, kapı açık oturuyorum. Hemen çıkmam kolay olsun diye. Hala tedirginiz.